Ya eyyühellezine amen, ya eyyühennesü mâ varrake bi rabbikel kerim diyor ya Rabbim ayet-i kerimesinden. Ey insan diyor, bu Rabbine karşı seni mankör eğiten nedir diyor Allah ayet-i kerimesinde. Ya eyyühennesü, ey insan, mâ varrake bi rabbikel kerim, kerim olan bu Allah'ına karşı seni mankör eğiten ne, kıldırmayan ne, ettirmeyen ne, yapma dediği halde dedikodusunu, gıybetini yaptıran ne, içme dediği halde içtiren ne, gitme dediği halde gittiren ne diyor Allah'a ayet-i kerimesine. Tam da şimdi inmişçesine. Ne olur kardeşlerim, camileri garip bırakmayalım. Ne olur. Birileri yine söylüyorum. Bakın birileri sabah namazında filanca köyün camisinde kaç kişinin olduğunu, merkez camisinde kaç cemaatin olduğunu, filanca mahalle camisinin kaç cemaat olduğunu, sabahın kaç kişi geldiğini birileri biliyor ama biz bilmiyoruz, biz farkında değiliz yani kardeşlerim. Sadece namaz değil. Ama namaz en önce sorulacağımız ibadettir. Onun için namazı bırakmayalım. Kılamayan kardeşlerimiz, gevşeklik gösteren kardeşlerimizle ne olur? Recep'in ilk günleriyiz. Ya Rabbi şu Ramazan'a kadar iki ay bir namazlarını kılayım ya Rabbi. Beş vakit namazını eksiksiz kılayım. Bana yardım et Allah'ım. Bir dua edelim bu gecede. O kardeşlerimiz için de dua edelim. İnşallah onlar Ramazan'da doruk noktaya ulaşırlar ve Ramazan'dan sonra bir Ramazan'a kadar ibadette, camisinde, cemaatinde ahlakı güzel, dini bütün bir şekilde yaşadığı zaman o ölümü düşünen insandan da zaten zarar gelmez değerli kardeşlerim. Bakın, ölüm her daim aklında olan bir insandan hiçbir kimseye zarar gelmez. Kork diyor ölümden korkmayanlar. Korkma ölümden korkmayanlar. Yani ölümden bir adam korkuyorsan, hesap kitaptan korkuyorsan, o insandan insanlığa zarar gelmez diyorum değerli kardeşlerim. Rabbim cümlenizden razı olsun. Tabi bu geceyi noktalarken inşallah hatim okuyan kardeşlerimiz var. Hem onların duasını, hem de bu programın duasını, hem de cümle ölmüşlerimizden, hem de memleketimizin geleceği için, ordumuzun efendim fetihlerinde muzaffer olabilmesi için ve yine de Rabbimizin son zamanlarda dünyayı kasıp kavuran bir salgın hastalığın şu anda beşindeyiz. Ama Rabbim ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Rabbim diyor ya, Müminin suresinin 115. ayeti kerimesinde aynen şöyle diyor Rabbim. Diyor ki Rabbim, geri bize döndürülemeyeceğini mi zannediyorsunuz diyor. Bakın, geri bize döndürülemeyeceğimizi zannediyorsunuz diyor Allah ayeti kerimesinde. Değerli kardeşlerim, nerede, ne zaman, nasıl bilmiyoruz ama yeni şekilde Allah'a döndürüleceğiz. Bir nefesimiz var, bir canımız var. Onun için karamsarlığa kapılmayın. Kendi özel yaşantınızdan, kendi özel işlerinizden kendinizi alıkoymayın. Ki böyle bir şey yok şu anda memleketimizde ama insan düşünmüyor da değil değerli kardeşlerim. Ama her şeyin sahibinin Allah olduğunu ve her şeyin de Allah'tan geldiğini, yine şifanın da Allah'tan olduğunu bilerek akıllı, Allah'ını ve peygamberini, dinini bilen insanlar olarak bu konuda da diyor ya Rabbim, başınıza bir bela ve musibet isabet ettiği zaman اَلَّذِينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُسِيبَتُمْ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهُ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Bu da bir musibettir değerli kardeşlerim. Onun için bu musibetten korkmak değil, Allah'a sığınma zamanıdır. Allah cümlemizi böyle musibetlerinden, bu hastalıktan muhafaza eylesin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة الغلام العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين يا رب العالمين sana şu anda dua ediyoruz lakin sen bize bizden daha yakınsın sen bana sen bizlere sen sizlere Allah sizlere şah damarından daha yakın. Ya Rabbi sen bizleri duyuyorsun. Şu mübarek gecende, şu mübarek iki gecenin bir araya çekmiştir şu zaman diliminde. Ya Rabbi şu anda senin evinde misafir konumundayız Allah'ım. Bizlere en güzel şekilde ikram eyle Allah'ım. Allah'ım bizlerden hoşnutla razı ol. Bu gecelerin, bu ayların feyzini ve nimetini, ganimetini bilebilenlerden, idrak edebilenlerden eyle Allah'ım. Allah'ım acizane, fakirhane,
Okunan mevlid-i nebevi, kasideler, ilahiler, okunan hatmi şerifleri kabul eyle Allah'ım. Onlardan elde etmiş olduğun ecr-i masumattan, evvelen bizden Hace-i Kainat, Resul-i Sedaleyn, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in, cümle peygamberlerin, ülemaların, müştehitlerin, İslam'ın esirleri de siyah taşıyanların, şehitlerimizin, şühedanın, bizim gibi din adamlarını yetiştiren hocalarımızın, üstadlarımızın da ruhlarına ayrıca hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle Allah'ım. Allah'ım böyle bir mübarek gecende, mübarek aylarından istifade etmek için şu güzelim kandil gecende, şu güzelim mübarek cuma gecende nefsani ve şeytani arzulana bir tarafa bırakıp senin emine koşan ve duamızı amin diye bu kardeşlerimizin cümle ölmüşlerine de bu Kur'an ziyafetinden, bu hatim ziyafetinden onların da ruhlarını haberdar eyle Allah'ım. Ölmüşlerimize merhametinle muamele eyle. Kabirlerini pır nur, makamlarını cennet eyle. Derecelerini âli eyle. Ya Rabben alemin, nefislerimizi ve nesillerimizi de ıslah eyle. Nefislerimizi ve nesillerimizi de ıslah eyle. Bizler de öldükten sonra aynı bu şekilde mübarek gün ve gecelerde her zaman her daim bizleri de hayır duayla yad edecek nesiller yetiştirmeyi ne olur ya Rabbi bizlere nasip eyle. Memleketimize dinlilik ve düzenlik ihsan eyle. Dinliğimizi ve birliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat verme Allah'ım. İslam'a ve Kur'an'a hizmet edenlere kolaylıklar ihsan eyle Allah'ım. Allah'ın şu mübarek gecelerin, mübarek düşayların feyzini ve bereketini cümle Müslüman din kardeşlerimize nasip eyle Allah'ım. Şu güzelliklerden istifade edemeyen, ezanı duyamaz olmuş, gönülleri paslanmış, Allah'ın ifadesiyle hatemallahu ala kulubihim, kalpleri mühürlenen kardeşlerimizi ya Rabbi şu mübarek gecelerin, mübarek düşayların yüzüsü hürmetine ne olur onlara da camiyle, Kur'an'la, namazla, niyazla buluşmaları nasip eyle Allah'ım. Allah'ım ölmüşlerimizi biz çok seviyorduk ya Rab. Sen de onlara orada en güzel şekilde muamele eyle Allah'ım. Kazançlarımızı bol eyle Allah'ım. Rızıklarımızı bol eyle Allah'ım. İşlerimizi, ticaretimizi ticaretten lentebur sırrına mazhar eyle Allah'ım. Birbirlerini Allah için sevebilenlerden, Allah için birlik olabilenlerden ve Allah için birbirini kardeş olarak sevenlerden eyle bizi Allah'ım. Allah'ım dünyanın çeşitli yerlerinde eza ve cefa gören Müslüman din kardeşlerimize de şu mübarek günün, gecenin yüzüsü hürmetine zafer nasip eyle Allah'ım. Allah'ım camilerimizi garip bırakma. Ya Rabbi ezanlarımızı eksik eyleme. Göklerden ay yıldızı bayrağımızı indirtme Allah'ım. Ordumuzu havada, karada, denizde daima muzaffer eyle Allah'ım. Ya Rabben alemin, ömürlerimizi uzun, amellerimizi güzel eyle Allah'ım. En güzel insanın ömrü uzun, ameli güzel olandır diyor Allah Resulü. En kötü insanın da ömrü uzun, ameli olmayandır. Ya Rabbi bu ömürlerimizi güzel amellerle süsleyebilmeyi bizden nasip eyle Allah'ım. Allah'ım bu nefesler son bulduğu zaman son nefesimize buyurun ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü kelime-i tayyibesini söyleyerek Allah, Allah diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Gününüz, geceniz mübarek olsun. Rabaibiniz mübarek olsun. Lillahi Teala'l Fatiha. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليهم كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلوات بعدد عليهم كثيرا
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليهم كثيرا كثيرا. يا أفضل العالمين سيدنا محمد صلوات يا günahlarımızın affı
gecemizin hayırlara vesile olması için Allah rızası için el-Fatiha. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim tekrar beni seversin.